Terhi Fatih Ünbüç, Erdoğan Paşa'nın işareti ettiği hususlar. Sayın Nur, şunu söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Bakın, yani bizim Suriye'de yaptığımız harekat, hava harekatı dikkat ederseniz 30 kilometrenin içindeki bölgelerde. Evet. Evet. Yani biz kalkıp da onun dışında doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 milyar dolarlık silah, malzeme, teçhizat verdiği 60-70 bin PKK'lının olduğu yerde değil. İkincisi, Irak'ta neredeyse her yerde yapabiliyoruz. Orada sadece nerede yapamıyoruz? Mahmur'da yapamıyoruz. Mahmur'da niye yapamıyoruz? Mahmur Birleşmiş Milletler'in koruması altında. Suriye'nin doğusu da Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında. Yani Türkiye doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek yerlerde bir harekat yapmıyor. Dolayısıyla Amerika ve Rusya'nın verdiği söz olan 30-32 kilometrenin içinde harekat icra ediyor. O yüzden Afrin ve Münbiç olarak düşünmekteyiz şu anda. Tabii keşke Kamışlı tarafında da 30 kilometreye kadar. Evet. Belki bir ihtimal aynen Arap bölgesinde de olabilir yani. Şimdi yani işte aynen Arap veya işte hani söylemek istediğimiz Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı hepsi birden. Evet. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ama söylediğimiz 30 kilometre, 32 kilometre doğrudan Rusya'yla, doğrudan Amerika'yla tam karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Onların daha zamanında başkanlarının da kabul ettiği kilometreye harekat icra ediyoruz. Onu algılayalım. Yani Irak'ta da Mahmur'a bir şekilde saldırmıyoruz. Birleşmiş Milletler korumasında. Yani siyasetinizi ona göre gütmeniz lazım. Herkes şimdi hadi Mahmur'a da saldırır. Yok böyle bir şey. Yani Birleşmiş Milletler'i karşısına almış bir ülke dünya siyasetinde başarılı olabilir mi? Değil. Bunu zaman içerisinde Birleşmiş Milletler'in de bir şekilde yanlış yaptığını ortaya koyacak şekilde hamleler yapmanız gerekiyor. Zaten onlardan o hamlelerden üçü Erdoğan Paşa'm geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılmıştı. Şimdi Mahmur sorumlularından ikisi yani tam o dediğimiz bölgede yani BM burası işte insani falan filan kamp diyor ama ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Mahmur Kandil'in kuluçka yuvası oldu. Nihayetinde biz buraya müdahale edeceğiz dedi ama sizin söz ettiğiniz o önemli yani BM korumasından ötürü diyelim çok hassas davranıldı ama Milli İstihbarat Teşkilatı o kadar önemli iki operasyon yaptı ki terör örgütü elebaşları ikisi o Mahmur Kamp sözde sorumlusu yani şöyle gösterildi ona bak sen buraya işte insani kamp falan diyorsun al bak. Terör örgütünün elebaşı buradan çıktı denildi. Şimdi bunlarla birlikte Türkiye adımlarını atıyor. Değil mi? Hani Mahmur'da da iki tane ben terörist etkisizler getirdim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl içinde de şu İsveç beni de alın NATO'ya falan dediği zaman yani bir gece ansın geleceğiz. Yani kim bizim yanımızda değil bunu görelim falan dediğinde hep sizin söylediğiniz unsuru söylüyordu. Terrifat ve Münbiç. Burası kuluçka yuvası haline geldi. Biz burayı vuracağız, vuracağız dediği noktada. O zaman hani birazcık daha konsantre olmuş. Dün sizin de meclise takip ettiğiniz açılış konuşmasında işte zaman, zemin, şartlar, şerait falan dediği noktada daha olgunlaştığı bir noktaya geldik ama henüz de değil diyorsunuz değil mi? Çok özetle. Yani bu bekleniyor. Bakın söylüyorum işte yani harekat yapacağımız yerde Rusya hakim. Yani Terrifat ve Membiç'te Rusya hakim. Rus PKK'sı var orada. Yani Ruslar kendi PKK'larının da kırılmasını istemiyorlar. Yani şimdi bu işler böyle. Ya. Daha önce Amerikalılar işte Irak'ı falan işgal etmeden 10 devletin PKK'sı vardı. Alman PKK'sı, Fransız PKK'sı, hatta İtalyan PKK'sı bile vardı. Rus PKK'sı, İran PKK'sı, Ermeni PKK'sı. Şimdi PKK kim güçlüyse ona sarılır. Yani isterse yılan olsun. Yani böyle bir teşkilat. O yüzden şu anda Irak'ta Amerika güçlü. İşte Suriye'nin bir bölümünde Amerika güçlü. Şu anda Amerika'ya sarılmış bir PKK görüyoruz. Ama Fırat'ın batısında tabii ki Rusya güçlü. O yüzden İran ve aynı zamanda Rusya'ya sarılmış PKK görüyoruz. Peki. Onu göz önüne alarak biraz evvel de söylediğim gibi Rusya ile irtibatımız özellikle Azerbaycan'ın durumuna bağlı.
Azerbaycan bakın bu başarıyı elde etti. Rusya ile arası iyi olduğu için, Türkiye ile arası Rusya'nın iyi olduğu için elde etti. Şimdi yani Rusya'yı bir şekilde rencide edecek bir harekat yapalım mı yapmayalım mı konusunu elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere MGK hepsi düşünüyordur. Onu söylemek istiyorum. Tabii. Yani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın terörle mücadelesi. Yani o kadar hassas, koordineli adımlar var ki değil mi Erdoğan Paşa'm? Öyle bir anlamak evet, lazım. Yani, evet. Onu söylemek akıl istiyorum. Akıl alır gibi değil. Peki Erdoğan Paşa şimdi Sayın Pekin İsmail Hakkı Paşa'ya döneceğim. Şu dünkü saldırı girişimi için bir böyle bunların cephanelik gibi yanlarına 10 kilo işte C4 patlayıcı yok işte yani Amerika'dan Rusya'dan falan filan bir takım mühimmatlar bulundu. Buna dair hani bu saldırının hedefi konusunda size ele geçirilen mühimmat bir şey söylüyor mu? İsmail Paşa'ya dönmeden önce size sorayım. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bakın buradaki olay ne? Buradaki olay zaten bu PKK'yı veyahut bize karşı olan teröristleri kim koruyor, kim destekliyor? Tamamen Batı ülkeleri değil mi? Neredeyse yani tamam Doğu'dan da var da o ayrı da. Ama genel destek nedir? Batı'dan yani NATO içerisinde olduğumuz müttefiklerimiz. Özellikle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bakın. Bu hadise niçin 9.30'da oldu? Benim değerlendirmemi söylüyorum. 9.30'da bu hadise efendim büyütülebilseydi onlar tarafından dün efendim meclisimiz açılmayabilecekti. Açılış belki tehir edilebilecekti ve sansasyonel bir ortam yaratmış olacaklardı. Onun için bu cephanelik gibi ortamla geldiler. Niye 9.30'da geldiler? Olay şu. Şimdi biliyorsunuz 14'te olan açılışta tabii ki bütün dünya ülkelerinin Türkiye'de temsilcileri olan büyükelçiler oradaydı. Konsolosların bir kısmı oradaydı. Aynı zamanda ateşeler oradaydı. Düşünebiliyor musunuz? Orada o saatlerde bir olay olsaydı o zaman yani nasıl Asala biliyorsunuz 1983'te kalkıp da efendim Paris'in Orly Havaalanı'nda bir harekat icra etti de ondan sonra Fransızlar, Amerikalılar, onlar bunlar öldü ya. Tabii. O zaman Asala'nın ayağını çektiler ya. Bu öyle bir olay olmasın. Hem kendilerini destekleyenler bulunmasın. Düşünün büyükelçilerden 5'i diyelim ki bu olayda öldü. O zaman yani ne olur? Bunu da düşünüyorlar. Zaten onu da düşündürtüyorlar. Hiç merak etmeyin. Yani bu söylediklerim onu da düşündürtüyorlar. Burada sizin de söylediğiniz gibi bu kadar silahlar bir yerde o ikisi bir yerde başarılı olabilseydi benim değerlendirmem o. Ben hep onu söylüyorum. Bunlara yardıma gelecekler vardı diye düşünüyorum. Ha bu iki etaplı onun için bir saldırı. MOBESE kameraları. Evet, MOBESE kameraları iyi değerlendirilsin. Bu yakınlarda başka terörist var mıydı? Onlar da bulunsun. Bunların o ikisi başarılı olamadığı için efendim bu C4 patlayıcı kullanılamadı. Roket atar kullanılamadı. Demek ki efendim bu minibüste işte o neyse ticari araçta bunlar vardı. Belki başarı efendim bir noktaya getirilseydi bunları da kullanacak olan teröristler oraya gelecekti. Peki. Ben öyle değerlendiriyorum. Peki efendim. Onun için MOBESE kameralarının tamamı tekrar böyle muhakkak geçiriyorlardır da. Evet. Yani orada başka teröristlerin de olduğuna inanıyorum.